meme kanserinde yapılan tedavi aşamasındaki yeni buluşlar ve yeni yöntemler başarı oranının daha ileriye götürdüğü yönünde. Akıl ilaçlarının olması, tamamlayıcı tedavileri ve kemoterapinin azalması bizler için güzel haber. Ama öncesinde her 8 kadından bir, yalnızsa lütfen düzeltin, hepimiz risk altında olduğumuzu biliyoruz. Meme kanseri neden olur, nasıl korumalıyız kendimizi, önlem anlamında nelere dikkat etmeliyiz diye ilk akıllara gelen soru başlıkları. Tabii meme hem kadında hem erkekte bulunan bir organdır ve bu organın var olması bu kanserin gelişmesinde öncelik arz etmektedir. Kadınlarda dediğiniz gibi her 8 kadından biri risk altındadır meme kanseri açısından. Ülkemizde yaklaşık 67 bin kadına yeni kanser tanısı konulmakta ve bu kanserlerin de yaklaşık 17-18 bin adeti meme kanserinden evet. oluşmaktadır. Yani bu oran %25 gibi bir orana tekabül etmektedir. Hal böyle olunca bu kanserler içerisinde en sık görülen kanser, dünyada da aynı şekilde evet. oranlar hemen hemen olması nedeniyle tabii bu konunun biraz daha bilim alanında ön plana çıkmasına neden olmuştur. Bununla ilgili çeşitli tarama programları geliştirilmiştir. Şimdi günümüzde meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser ancak en sık ölüme sebep olan kanser türü değil. Evet. Bu nereden geliyor? Bu bilinçlendirme programlarıyla erken evrede meme kanserinin daha çok kadında yakalanması ve kadınlarımızın bilinçlenmesiyle beraber yapılan tedavilerle hastalığın tamamen şifaya ulaşması ve ölüm oranlarının bu şekilde düşmesiyle kaynaklanıyor. Tabii ki en sık görülen hastalık olması ve erken teşhiste insanların kendi kendilerine bunu fark edebilme özellikleri var. Çünkü kendi kendine yapılacak meme muayenesi sonuçta kadınların memelerinde var olabilecek bir kitleyi fark etmeleri ve erken dönemde hekime başvurmalarına neden oldu. Ya da tarama programları. Mamografinin gelişmesinden sonra ölüm oranları neredeyse %50-%60 oranında azaldı. Çünkü mamografi ile erken evrede teşhis edilme oranları arttı. Tamamlayıcı tetkik olarak ultrasonografinin eklenmesi, daha genç yaşlarda meme MR'larının gündeme alınmasıyla beraber çok erken evrede artık hastalıklar yakalanır ve tamamen tedavi edilebilir hale geldi. Asıl önem buradan kaynaklanıyor evet. ve çalışmalar da bu doğrultuda ilerliyor.